Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır yumurta açma videosu yapmıyordum. Aslında yapmayacaktım da çünkü çok fazla verimli olmuyor, çok fazla para harcıyorum. Bunu durdurmam lazım dedim ve hani 1-2 seridir yapmıyordum. Ama öyle bir yumurta geldi ki yani çok 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 nadide ve hani bulunması çok zor olmasının yanında geçici süre kalacak. O yüzden ben de almak istedim. Bu yumurtalardan öncelikle Urf Fischer geldi. Urf Warwick Fischer. Ondan bahsedelim şöyle. Böyle bir video yayınladı Riot Games. Videonun sesi açık değil. Ben şöyle anlatacağım. Sanırım LoL'de Warwick'in üzerinde Urf şapkası vardı değil mi? Burada da Urf oluyor Fischer ve üzerinde bir şapka var, Warwick şapkası var. Böyle bir güzel bir tanıtım videosu var. Tabi bulması çok 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 zor. Ben de nadide şeyleri çok seviyorum biliyorsunuz. Zaten bir tane çatapatım var, böyle sopa iniyor kafasına. O da çok 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 pahalıydı ama hani çok nadir olduğu için ve çok az insanda olduğu için ben almak istemiştim. Minik efsanemiz böyle arkadaşlar. Çok tatlı bir fışır. Zaten ben yeni seri minik efsanelerden çok fazla almamıştım. Şimdi şu anda 40 adet minik efsane açacağız arkadaşlar. 40 adet gökçam yumurtam var. Hemen şuradan minik efsanelerden. Şimdi minik efsanelerde biliyorsunuz 6 kırmızı olanlar bayağı nadir oluyordu değil mi? 6 yeşil olanlar birazcık daha kolay bulunanlar. Mavi olanlar biraz daha zor. Rare diyebiliriz. Kırmızılar da epic, legendary, zor bulunanlardı. Şimdi Urf fışırsa pembe artık yani mor. Hani şeyde TFT tarafından baktığımızda en zor bulunan diyebiliriz değil mi? Yani bu işaret kimde vardı? Lux'ta vardı gibi değil mi sanırım set 2'de. Yaklaşık olarak 13.260 RP'ye denk geliyor. Yaklaşık değil tam olarak. 13.260 RP verdim arkadaşlar bu gökçam yumurtalarına. Neden verdim bilmiyorum, 27 yaşındayım ama çocuklar gibi, oyuncak peşinde koşan çocuklar gibiyim hala. Yani çok nadir, dediğim gibi çok seviyorum, koleksiyon amaçlı. Gelecekte sonuçta olmayacak bu, o yüzden almak istedim. Bakalım bu arada 40 tanenin içinden çıkacak mı? Çıkmama ihtimali de var. Yavaş yavaş hepsini açacağız. Sanırım bende oyun tasarruf modu açıktı, o yüzden hani açılırken böyle efekt çıkmıyordu, onu hemen tekrar deaktive ettim. Evet, ilk yumurtamız. Haydi bakalım. Ateş savar, dalar kazar. Bende dalar kazar çok fazla yok, o yüzden daha fazla görebiliriz. Kötü bir başlangıç. Tabi diğer şeyleri de göreceğiz. O yüzden hani bir yandan da minik efsane koleksiyonum da artmış olacak. Hurdacı da videoya dahil oldu. Evet, üçüncüsü. Çalageyik çok sevmiyorum bu arada. Ritimci Ossia. Tamam yani Ossia'nın en iyisi var zaten bende biliyorsunuz. Olsun. Evet sıradaki. Yumuşak burundalar kazar. Hala çok kötü. Oh, 36 tane kaldı arkadaşlar. Ve geldi. Ah! Geldi, bitti. Niye aldım ben o zaman bu kadar fazla? Az evvel Mortdog'un yayınını izledim arkadaşlar. 40 tane açtı ve son 4 kala gelmişti ona. Geldi, bitti. Bunu şimdi yıldız tozuyla ben artırırım ki. Çok kolay oldu. O zaman diğerlerini de açalım. Belki 2 yıldızı 3 yıldızı gelir değil mi? 2 yıldızı 3 yıldızı gelir. Çok rahat bulduk ya. Bir dakika, hemen gidip bir bakacağım. Arkadaşlar bu arada şöyle bir durum mevcut. Bir dakika, koleksiyon değil burası. Burası değil, pardon pardon, burası. Şimdi Urf yazalım buraya. Urf yazalım. Bunu geliştirmek 300 yıldız tozu istiyor. 300-600 toplamda. Normal bir minik efsaneyi geliştirmek mesela kaç istiyor biliyor musunuz? Bak, normal bir minik efsaneyi 200 istiyor 3 yıldızına çıkarmak. Bunun 600 istiyor. Biraz daha iyi ise, mavi ise 125-125. Bu büyüklerinde sanırım kaçtı?
150-150 istiyor. Burada 300-300 istiyor. Yani ne kadar nadir olduğunu siz oradan çıkarın artık. Haydi bakalım. 34 tane daha kaldı. Belki 300 yıldız tozu vermek zorunda kalmam. Bütün aslında minik efsaneleri buluruz sanırım ya. Bu şekilde biz giderek, değil mi arkadaşlar? Acaba şunun matematiğini yapan oldu mu? Minik efsane satın almak mı? Heyecanlı Osya'nın 3 yıldızı var bende bu arada. Riot Türkiye bana birinci sette açmıştı bunu, sağ olsunlar. Bir de 1 yıldızı geldi. Okey. Gerek yoktu. Direkt 3'ünü açtılar. Neden 1 ve 2'sini açtılar, açmadılar bilmiyorum. Hatta şöyle bir bug oluyor. Mevcut minik efsaneleri gösteri tıkladığınızda o görünmüyor. Çünkü sadece direkt 3'ü açık ya. Muhtemelen bir sistem hatası gibi bir şey o. Sonuçta. Tamam. Kedicik çıktı. Çok da sevdiğim bir minik efsane değil. Karasis. Yani bunun da yine en iyisi var bende. O yüzden onu da istemiyorum. Kor kabuk var bende. Turuncu olanı. Balonlu ciklet dango. Tamam. Dangomuz da var. Güzel dangolarımız var bizim. Ama balonlu cikletimiz de olsun. Hep de böyle kötüler geliyor. Farkında mısınız? Herhalde en iyisini buldum artık. Bu fena değil. Akan Atüyü Şövalyesi. Bu fena değil. En iyisini verdik zaten. Şimdi kötülerini al bakalım diyor. Burada RP'miz var yani. Eğer bu geriye kalanlarda Urf'u bulamazsak ikincisini, 3 yıldızını, geriye kalan RP'lerle yıldız tozuyla satın alırız. 2 yıldızını, 3 yıldızını. Yıldız çene. Bu da çok fazla gelmedi bana. Yani çok beğendiğim minik efsanelerden değil yine. Ben sanırım minik tatlı şeyleri seviyorum. Gün damlası şişe geldi. Şişanın zaten diğer serisi vardı. Son yumurta videomda bulmuş. Ya son yumurta benim aslında çektiğim yumurta videolarında bir tane KDA çektim, değil mi? Ooo, Arcade Işılat. Süper. Bir tane KDA çektim. Bir tane de bir tane daha çektim. O da şeydi sanırım. Canavarlar falan vardı. Çin yeni yılıyla ilgili olan. Neydi onun ismi? Canavar ruhu falan gibi bir şeydi ya. Şimdi ben o ikisini çektim ama ikisinde de o kadar fazla aldım ki sadece onlardan çıkıyor ya bir de. Hepsinin zaten 3 yıldızını açtım. Ne heyecanı kaldı o zaman? Bir heyecanı kalmadı ki. Ama şu an yapacağım şeyin mesela çok fazla heyecanı var. Çünkü her şey çıkabiliyor. Böyle olması daha iyi. Efsanevi olarak bir minik efsane gelmesi çok iyi bu arada. Arcade Işılat. Işılatlardan da zaten sevdiğim KDA Işılatlar vardı ama Arcade yoktu. Arcade'in gelmesi iyi oldu. Kristal Işılat 2. Buradan Mystical'a selam olsun. O da çok sever bunu. Benim modlarımdan Mystical. Hatta o da bunun için sanırım bir 500 TL falan harcamış ama bulamamıştı. Ay Işığı Sakin Kuyruk. Sonrasında buldu galiba ama. Ay Işığı Sakin Kuyruk da tatlı. Ama Sakin Kuyrukların en iyisi bence ne biliyor musunuz? Birazdan göstereyim. KDA'lar da fena değil. Gün damlası şişenin ikisi çıktı. Bu da güzel ya. Bu da tatlıymış arkadaşlar. Baksanıza böyle benekleri falan da var. Bir oyunda da görmek lazım. Haydi bakalım. Kaldı. Daha yarısındayız ya. Daha yarısındayız. Çok şey oldu şimdi. Şıpırtı şehri. Bu da güzel. Yani en azından arenaya uyuyor. Arenayla uyumlu olduğu için bazen bununla da oynayabiliriz. Ama yani Urf varken herhalde diğer minik efsaneleri tıklar mıyım emin değilim ya. O kadar iyi ki. İki tane çok büyük koleksiyonum olmuş oldu. Birisi Urf oldu. Diğeri de o sopa. Yani ikisinin de alınması çok zor. Hem çok fazla para vermeniz lazım hem de aynı zamanda şansınız olması lazım bunun için mesela. Kristal Işılat 3 oldu. Çok iyi. Arada oynarız Kristal Işılat'ta da. Gözcü Rün Ruhu geldi. Rün ruhlarının dediğim gibi en iyisi var zaten. Bende. Uzay Serüveni Karavan geldi. Karavan evet. Karamar geldi. Neden bunun rengi acaba şey yeşil? Yani herhangi bir rengi yok. Güzelmiş çünkü bayağı gökkuşağımsı falan. Oyunda görmek lazım. Bunların hepsini birer kere oynarım ben en az bu arada. Zaman zaman aslında şey butonu getirse bir tane çok iyi olmaz mı arkadaşlar? Rastgele bir arena seç, rastgele bir minik efsane seç modu olsa. Yani tek tuşa basıyorsun zarla, sana bir tane çıkarıyor böyle random. Çünkü çok fazla minik efsanemiz oluyor ve hani bazen seçim yapamıyorsun. Bir tane böyle oynamadığın bir şey gelsin istiyorsun. Tohumcuk Rün Ruhu. Ya dediğim gibi bende çok fazla açılmamış yeşiller var. Onlardan geliyor.
Ama onları aradan çıkaralım ki daha iyiler gelsin. Vıcık yıldız çenemi. Yıldız çenenin böyle bir şeyi mi varmış ya? Sanki sadece rengini boyamışlar gibi. Sezon 1'de arkadaşlar LoL'de 2011 falan kostümler sadece rengini değiştirerek oluyordu. Mesela Ryze kostümü var. Ryze'ı sadece mesela yeşilse Ryze, kırmızıya boyamışlar. Ryze kostümü diye vermişler. Yani paint'ten boyayarak kostüm yapıyorlar diye bayağı bir dalga geçiliyordu ilk başlarda. Ama cidden yani yeni kostümlere bakıyorum. Yani Mordekaiser'ın bir kostümü var, bilmiyorum biliyor musunuz ama ulti attığında böyle çevrede cyberpunk bir şehir oluşuyor. O şehrin içindeki arena gibi bir şey oluyor. Rakiple kendi arasındaki yer ultide. Efsane bir şey. Karasis Işılat geldi. Destansı. Bu da güzel. Burada destansı. Mavi diyorum, yeşil diyorum ben ama destansı arkadaşlar onun ismi. Bu da destansı. Göktaşlı koruyucu. Okey. Ya kediciyi çok sevmiyorum. Ama oynarız arada yani kedi olduğu için. Yüzü çok tatlı değil ya. Birazcık da böyle farklı bir kedicik ya, bilmiyorum. Benim kafamda kurguladığım kedicik değil. Birazcık daha Pokemon'daki kedicik gibi, var ya bir tane roket takımında takılan bir kedi. Ona daha çok benziyor. Minicik böyle daha Shisa gibi olsa değil mi? Gerçek buz tüys şövalyesi. Bu da güzel. Buzlu olanı iyiymiş. Destansı zaten. Arada bununla da oynarız. Bunları sanki hiç görmedim gibi arkadaşlar ya oyunda. İnsanların milik efsanelerine çok fazla dikkat etmiyorum sanırım. Ya da almıyor çoğu insan bunları. Hiç gelmedi Urf bir daha bu arada. Dehşet yıldızı, yıldız çene. O zaman basacağız galiba. Gerçi 3 tane daha kaldı, bakalım bunlardan ne gelecek. Ateş savar, dalar kazar. Şu başka bir yok mu çok güzel destansı, kırmızı. Hadi. Bronzlaşmış Chong. Okey. Bunun diğeri de vardı. Bir mavisi vardı. Bir de bronzlaşmışı geldi. Hadi bakalım. Ver. Ver 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 ver. Aaa. Solist keki. Gerçekten ya. 40 tanenin içinde bir sanırım şey vardı. At vardı. Değil mi? Bayağı bir at geldi de yani. Atlardan bir destansı olan vardı. Kırmızı olan vardı. Niye bakamıyoruz? Ha, buradan bakılmıyor çünkü Kasım. Çok basit. Şimdi yıldız tozuna ihtiyacım var. 55 yıldız tozum var benim. Minik efsanemi birazdan göstereceğim. Bazılarının üzerinden geçtim ama. Hemen TFT'ye tıklıyoruz. Buradan yıldız kristallerine tıklıyoruz. 600 yıldız kristaline ihtiyacım var. Bu 600... Ha, bu 130 veriyormuş. Bu mu o zaman? 520 artı 55. 50 de bende vardı. Bunu alıyoruz aynen. Tamamdır. Şimdi... Haydi minik efsanelerimize bakalım arkadaşlar. Nehir perilerinin zaten hepsini var bizde. Burada şimdi şıpırtı şehri Chong ve bronzlaşmış Chong. Bu ikisi yeni geldi. Başka? Hepsini açmış mıyız Chong'ların biz? Ha, mevcut olmayanları da göster. Açmamışız. Toprak titanı Chong ve ateş doğan Chong. Aa, asıl vız vız Chong yok. Vız vız Chong çok iyi. O yok. Mesela Aoshin'den çok az varmış bende. Dalar kazarlardan biraz bulduk. Burada değil mi? Ateş savar ve yumuşak burnu bulduk. Burada Dango 2 yıldız olmuş. Ha, dümdüz Dango 2 yıldız mı yapmışız biz? Wow. Balonlu ciklet geldi. Zencefil zaten vardı. Limoncuku ben 3 yapmıştım hatırlıyorum. Misket meyvesi geldi. Bu da tatlıymış. Bu şeker krizi sonu. Fuva 2 olmuştu. Üzgün Fuva. Fuva'nın şanslı Fuva'sı var ve bunun 3 yıldızı çok iyi bence. Uf, fışır. Fışırlardan da çok az varmış bende. Bununki Japon. Ben bu Japon balığı fışırı çok istiyordum aslında. Ama artık bu geldi. Bunu tabii ki daha çok kullanırız. Şöyle 2 yıldız yapalım. Bam. Baksanıza elektrikler falan çıkıyor. Çok iyi. Hemen 3 yıldız yap onu bir de. Hoppa. Kalan kristal 30. Üzgün. Haydi bakalım. Yaşasın. 3 yıldız oldu. Buna oyunda bir bakmak isteriz değil mi? Birazdan belki girip hemen bir oyun başında gösteririm size. Fuvalara baktık. Fışırlara baktık. Hemen şunu milik efsanemiz olarak ayarlayalım. Onun dışında... Aoshin... Bir dakika aşağı inelim. Dalar kazarlar. Fışırı geçtik. Geniş yüzgeçte bende mesela bu var. Kış nesresi var. Bu çok tatlı. Bunun...
3 yıldız da bayağı iyi. Bunu yapmak istiyorum. Caretta Caretta'lara benziyor. Gümüş kanatı çok sevmiyorum ama kayıp gümüş kanat çıktı diye 3 yıldız yapmıştım bunu. Hiddet Boynuz'da Aslan Yürekli çıktı. Burada da zaten bayağı var ya benim. Hiddet Boynuz'u koleksiyonum bayağı iyiymiş benim. Hortlakçık'a bakalım. Bunu da yine bu kırmızısı çıktı diye 3 yıldız yapmıştım. Aa, niye 1 yıldız yok arkadaşlar? 1 yıldız yok, ikisi ve üçü var. Burada bir problem var. Neden böyle bilmiyorum. Bir bug olabilir. Işılatta Kristal var. Arcade geldi tabii ki. Arcade de çok iyi. Burada KD All Out'u çok seviyorum. Popstar değil de All Out. Uzay Serüveni yeni gelmişti. Burada da hangisini daha çok seviyorduk? Burada pembesini, Popstar'ı seviyorum. Kayacık hiç yok arkadaşlar bende ya. Mahmut Tuncer'e benzetiyorduk biz bunu. Hextech Kayacık çok iyiye benziyor. Bunu çok az insan seviyor. Bu çok sevilen bir minik efsane değil. Cloggers ya da Coggers İngilizcesi bunun. Ben Hextech'ini bunun çok istiyorum ama bir gün umarım denk gelir bu da. Koruyucudan mücevherli 2 yıldız olmuş. Bir de Göktaş. Bu da iyi gibi. Buna da bir bakalım. Yani çok sevdiğim değil dediğim gibi. Gündoğan mesela gelmiş ama 3 yıldız yapmamışım. Kozminik de çok yok bende. Bu da çok karanlık geliyor ya baksanıza. Ama kozmik gelirse yaparım. Mekacık'tan da burada taç yaprak mekacık çok tatlı gibi. Kimyasal mekacık var, bu da tatlı gibi. Çok bulunması zor değil ama. Akana Melisma gelmişti. Buna da bir bakmak lazım. Tatlı gibi. Kan Meisi çok tatlı değil mi bunun? Pembiş pembiş. Onun dışında Ossia, Solist Ossia, Ritimci Ossia güzel. Heyecanlı Ossia'nın da biri geldi. Pırpır Kanat'ın ikisi gelmişti. Aa, ben Pırpır'ı da çok seviyorum ya. Bu kalemin Pırpır'ı özellikle çok istiyorum ama Pırpır'ı çok gelmedi bana. Kiki'den bir tane Solist'i gelmişti. Rune Ruhu'ndan bayağı geldi. Sakin Kuyruğun Ay Işığı'ndan biraz geldi. Sakin Kuyruk'ta sevdiğimi söyleyecektim bu arkadaşlar. Ebedi Sakin Kuyruk. Bunun bende bir yıldız var. 3 yıldızı bir ara yapacağız. Bakalım. Gün Damlası Şişa'dan 2 tane gelmişti. Abi çocuk giymiş bunun. Aşağıda Akana Tüy Şövalyesi'nden bir tane geldi. Gerçek Buz Tüy Şövalyesi'ni de merak ediyoruz. Yani ona da bakacağız. Ulu Kurt gelmedi hiç. Umbra gelmedi hiç. Yıldız Çene bayağı geldi. Hepsinden bir yıldız geldi. Neredeyse bitirecektik. Çala Geyik'ten de biraz geldi. Çala Geyik'in de porseleni var bende. Zaten herkese geldi değil mi o? İlk başta bunu yapmıştım galiba kendi başıma. Evet. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi hangi moda girelim? Sonrasında FF atabileceğim bir moda gireyim de. Hiper yenileme girelim. Ya da bir dakika, hayır hayır. Normal girelim. Normal girelim. Minik efsaneyi göstereyim. Sonrasında videoyu kapatayım. Bu çatapatlar da özeldi biliyorsunuz. Bu sopalık ve mandalina değil mi? Sopalık, mandalina ve öfkeli boğa. Bu üçü bir paket alındığında oluyordu sadece. Şimdi alınmıyor o paket. Geçici süreliğine alınabiliyordu. Evet. Çok güzel bir koleksiyon oldu. Yani normal girip bir bakalım değil mi şimdi? Nasılmış diye. Bütün hareketlerini yapayım, ardından da videoyu kapatırız. O bulana kadar bir şeylere bakalım. Aoshin'ler arasında ben Kadim Aoshin'i çok seviyordum. İyi ki Kadim Aoshin geldi. Böyle yaşlı gibi ya. Tam böyle bence sakalı falan da olduğu için uyuyor şeye, temaya ve aklıma şey geliyor. Usta Shifu mu vardı ya? Kung Fu Panda'da. Bilmiyorum, onu anımsatıyor bana. Ya da böyle Uzak Doğu'da usta bir böyle canavar. Yani canavarlar böyle konuşan, canavarların konuştuğu çizgi filmlerde bir usta gibi. Beyaz sakallı olduğu için. Ve buldu. Chonk'u da çok seviyoruz tabii. Chonk'lardan şey var bir tane, hani Atlantisli Chonk var. Onu sırf bir izleyicim rastgele öyle yazdı. Atlantisli Chonk'u alsana abi yazdı. O istediği için almıştım. Birkaç minik efsane daha var öyle. Sırf izleyicilerim istediği için aldığım. Ya da geliştirdiğim. Ama çok da fazla almak istemiyorum yani normal halini. Ya bunu da içerik olduğu için aldım. Tabii ki kendim istediğim için de aldım. Ama içerik olduğu için de aldım. Ben geçen gün şey izliyordum. Kendine Müzisyen izliyordum. Bilmiyorum, seveni vardır, sevmeyeni vardır. Ama biliyorsunuzdur bence hepiniz. O şey demişti. O da bir sürü kart falan açıyor böyle oyunlarda. Bir galerici kapısının önüne bir araba koyuyor diye, yani çok lüks bir araç koyuyor diye, hani
Ona niye koyuyorsun diyor musunuz? Yani ben de bir şeyleri açtığımda hem bunun açılması bir içeriktir hem de hani sonrasında onu oynarken insanlar için bir içerik olmuş oluyor. Daha güzel görünüyor. Belki herkesin alamadığı bir şey olduğu için hani en azından izlediği kişi de görüyor. Ve evet şu anda bakalım. Ben de aynı şekilde düşünüyorum yani kısacası. CTRL 1'e bakıyoruz arkadaşlar. Bir spatula çıkıyor. Spatula'nın içinde bir urf var sanırım. Güçlü bir urf. Ona böyle bakıp gözleri kalp alıyor. Çok tatlı. Bir de ünlem çıkıyor değil mi sanırım? Kazanınca böyle bir efekt varmış. Okay. Bakalım. Başka ne var CTRL1'de? Ünlem çıkıyor değil mi? Kalpler ve ünlem. Tamam. CTRL2'sine bakalım. Bu zaten ağladığıydı. Ağladığın da altta böyle bir de dallar çıkıyor. O da tatlıymış. Ve ağlarken normalde işte yağmur gibi efekt vardı. Burada sarı bir şeyler düşüyor. Ağlaması çok tatlı. Yani rakibe ironik olarak bunu yapıyorsun değil mi? Mesela rakip kaybediyor böyle ağlama yapıyorsun. Ya ama bu emojiler çok tilt edici ya arkadaşlar. Oyun içinde olan bir şey. Ben bazen yayınlarda özellikle çok tilt oluyorum böyle. Bana karşı yapıldığında ama aslında biraz tolere etmemiz lazım sanki değil mi? O kadar şey olucu. Küfür etmiyor, bir şey yapmıyor sonuçta. Ez yazmamış, bir şey yapmamış. Hani oyun içinde olan o şey olmalı, rekabet ruhu. Aa, kafasındakini çıkarıyor. Bir dakika, o şeyi kovalıyor sanırım. Urf'u kovalıyor. Urf gitti. Bir yerden evet urf çıkıyor. Böyle altın dünyasından ya da işte böyle lavlar gibi ama kafasından Warwick çıkıp canlanıp onu kovalıyor değil mi? Okey, evet. Çok tatlı. Güzel. O da onu kovalıyor. Üç kişi birbirini kovalıyor. Böyle bir şey. Gayet güzel bütün şeyleri. Arkasından da böyle bir iz çıkıyor. İzi de çok tatlı. Ben beğendim açıkçası. Bir karakteri tuttuğunda ya da koyduğunda nasıl bir efekt var? Bakalım şöyle. Bir dakika. Şöyle yapalım. Şurada dursun. Karakteri tuttuğumuzda da böyle bir efekti var. Spatulasını havaya kaldırıyor ve sallıyor. Budur arkadaşlar. Budur. Urf Fisher. Böyle. Bu da bir bu da farklı bir yumurta açılma içeriğiydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz içerikleri çok nadir içerikler geldiğinde yapacağım sadece. Yani daha öncekiler gibi yapmayacağım. Yapmayacağımı da söylemiştim aslında bir daha ama işte bu çok nadir bir içerikti ve bunu hani kaçırmak istemedim arkadaşlar. Kendim zaten açmak istiyordum. Hani bu kadar set 1'den beri TFT'nin içindeysem ve TFT'de varsam TFT için gelen yeni böyle güzel kozmetikleri de kaçırmak istemiyorum. Yani zaten TFT ile benim olayım aslında bu. Başından beri hep olmak ve sonrasında da gittiği yere kadar TFT ne zaman bitecekse o güne kadar ya da bitmeyecekse de o güne kadar hep devam etmek ve TFT'yi hiç kaçırmamak. Böyle hiçbir metayı, hiçbir seti, hiçbir etkinliğini kaçırmamak TFT'nin. Çünkü çok hoşuma gidiyor TFT oyun olarak. Ve hani LoL'den sonra beni tekrar böyle oyun dünyasına bağlayan şey oldu ve yayınlara bağlayan şey oldu. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.